Kıymetli izleyenler, Almanya'nın Mörs şehrindeyiz ve arkamda görmüş olduğunuz camimiz Ditip Kocatepe Camii. Burada hanımefendiler, beyefendiler, gençler, yaş almış büyüklerimiz muhabbetlerine ortak olalım diye bizleri beklemekteler. Lütfen sizler de buyurunuz. Kıymetli izleyenler, Almanya Mörs şehrinde Ditip Kocatepe Mörs Camii bu konuda yönetiminden misafirlerimiz var. Daha doğrusu biz onların misafiriyiz ama zannediyorum bayağı bir vakit geçirdik burada. Kendimizi ev sahibi gibi görmeye başladık. Sizden başlayalım, tanıyabilir miyiz sizi? İsmim Ergin Orhan, 1979 Mörs doğumluyum. Doğuma büyüme burada. Burada vazifeliyim, yardım ediyorum. Eski bir şu andaki yönetimde görevliyim. Bilgisayar mühendisiyim. Aslen nerelisiniz Türkiye'de? Aslen Türkiye'de Erzurumluyum. Erzurumlusunuz. Evet. Erzurum'a buradan selamlar. Selamlarımızı iletmiş bulunalım. Erzurum'a çok güzel memlekettir. Erzurum, Türkiye'miz öyledir ama Erzurum'da bir kültürü, mimarı, mimarisi, dili, şahane bir ağzı vardır mesela. Erzurum'la ilgili bir şey söylemek istiyorum. Birine seslendiğinizde Erzurum'da efendim demez, buyurun demez, bir şey mi vardı demez. Ne der? Ben söyleyeyim. Can der. Evet. Can der. Bakar mısınız dersiniz? Can der. O kadar sıcak bir şeydir ki o mesafelerin tamamını aza indirir. Yani derdiniz, meramınız neyse bir anda söyleme ihtiyacı hissedersiniz zaten. Gidip geliyor musunuz peki hiç? Dedelerim Bursa'ya taşındılar. Onun için Bursa'da kalıyor. İkamet ettiler. Hayattayken Bursa'da kaldık yani. Daha çok oraya gittik. Bursa'yı evet. Daha iyi biliyoruz. Peki. Sizleri tanıyabilir miyiz? Evet. Rame Savun benim adım. Dernek başkanıyım hali hazırda. İnşallah yakın zamanda arkadaşlarımıza devredeceğiz bayrağı. 1970 Sakarya doğumlu, çocukluk yaşlarında buraya gelmiş bulunuyoruz. Velilerimiz de işçi ailesiyle işçi ailesi olarak buraya geldiler. 1961'deki Almanya-Türkiye arasındaki işçi anlaşması bir sebep oldu. Türkiye'deki ana vatanı bıraktık, buraya bir diğer vatana geldik. Şimdi dediler ki derneğimizin tabii derneklerin başkanları var, yönetim kurulları var ve bunların tamamını gönüllü bir şekilde yerine getiriyorlar. Bu konudaki iki gönüllü başkanımız, devredecek olan başkanımız ve yeni başkanımız derneğimizin başkanı olacak. Aynı zamanda cami başkanı diye geçiyorlar. Camilerimiz dernek statüsünde çünkü. Çok her zaman görebileceğiniz bir şey değil bu. Yani burada bir devir teslim töreni gibi bir şey var ama iki taraf da buna gönüllü aslında. Kim camimize bu konudaki Türk İslam toplumuna daha çok hizmet edecek gibi bayrağı devraldınız ve siz devam edeceksiniz. İnşallah. Evet. Neler yapılıyordu, neler yapmayı düşünüyorsunuz? Biraz camimiz hakkında bilgi verelim. Talebe eğitiminden başlarsak, özel Ramazan programları, iftar yemekleri, belediyeyle beraber çalışmalarımız, festivallerimiz, çocuklar için özel festivaller, yaz festivali, bunlar gibi tabii projeler devam sürecek. İleriye bakarsak projeleri az daha belki hani belediyeyle çalışmalarımızı daha ağırlaştırmak istiyoruz. Daha çok diyaloğa girmek istiyoruz. Diyaloğumuz iyi şu anda. Onu az daha ilerletmek istiyoruz. İyi bir çalışan sistem alıyoruz başkanımız Ramiz Bey'den. Onu tabii ki en azından hani o standartın bir üstüne çıkmaya yani o standartın bir üstüne çıkmaya çalışacağız. Elimizden geleni yapacağız. Görev süresi ne kadar sürüyor bu arada? Şu an 3 yıl. Yeni tüzüğümüzle birlikte her 3 yılda bir genel kurulumuz yönetim kurulunu seçer ve yönetim kurulu kendi arasında görev taksimatını yapar. En uygun kimi hangi pozisyona görürse o şekil görevi üstlendirler. Yeni nesilden de bu konuda sizlerin bugüne kadar yaptıklarınızın çok daha fazlasını yine sizlerin emeğiyle birlikte yerine getirmelerini de diliyoruz. Var mı efendim söylemek istediğiniz bir şey? Geldiğiniz için ayağınıza sağlık. Röportaj çok güzel geçti. Güzel bir gün geçirdik. Sağ olun, var olun. Mihmandarlığınız, misafirperverliğiniz için saatlerce sağ olsunlar misafirperverlik örneği gösterdiler. Tam da inancımız gereği Türk örf, adet ve geleneklerinde olduğu gibi onu binlerce kilometre mesafede bizlere de bunu hissettirdikleri için ben sizlere çok teşekkür ederim.
Kıymetli izleyenler, Almanya Mörs şehrinde şu anda bulunduğumuz yer, kıymetli din eğitimimizin, din görevlimizin, aynı zamanda hocamızın da bulunduğu yer, DİTİB Kocatepe Mörs Camii diye geçen yer. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz, hoş geldiniz, sefa getirdiniz camimize. Çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Aslen nerelisiniz? Aslen Çankırılıyım ama Ankara'da görev yaparken böyle bir yolculuğu murad ettik ve kendimizi Almanya'da bulduk. Burada bir hizmet etme şerefine, payesine nail olmuş olduk. Çok şükür. Her murad ettiğimizin hayırlısıyla gönlümüze, ömrümüze yazılmasını da dileyelim. Çünkü insanız, her dilediğimiz bizim için hayırlı olmayabilir. Bu nedenle inşallah hayırlısıyla gönlümüze nakşolsun, ömrümüze. İsminiz nedir hocam? Mehmet Ardıç. 1983 Çankırı doğumluyum. Mehmet Ardıç. Çankırı'ya da selam olsun bu arada. Çankırı'ya da selamlarımızı iletelim. Ülkemize selam ediyoruz, evet. Şabanözü o tarafta bir yerde miydi? Biraz da Ankara'ya yakın. Tamam. Evet. Gittiğim yerlerden biri Çankırı deyince hatırıma gelenlerden biri oldu. Nasıl geçiyor günleriniz? Buradaki yoğunluğunuz, neler yapıyorsunuz? İbadetlerimizin dışında. Şöyle kısaca özetleyecek olursak, yaklaşık 15-16 aydır burada göreve devam ediyoruz. Çok yoğun ama çok tatlı tempoda devam eden bir görev sürecimiz var. Burada biraz önce de konuştuğumuz gibi kinde moşeden tutun, yani 4 yaşından itibaren, hatta beşikteki çocukların da anneleriyle beraber camiye geldiklerini sayarsak 70-90 yaşına kadar bütün her kesime hitap eden aktif bir cami hizmeti burada görüyoruz. Cami hizmetinden ziyade toplumun her kesimini kuşatan, çocuklardan, gençlerden, öğrencilerimizden, emeklilerimize varıncaya kadar, hatta camiye gelmeyen insanlarımızın bile zaman zaman bizimle iletişime geçtikleri, çeşitli etkinliklerimize katıldıklarını görüyor, müşahede ediyoruz, seviniyoruz. Çok farklı bir ortamda hizmet etme imkanını bulmuş olduk burada. Çok şükür. Gençler ya da yetişkinlerin bu konudaki Kur'an eğitimiyle ilgili de göreviniz var zannediyorum, evet, gönüllü olarak. Camimizde İlk gelen nesillere bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Neredeyse burada bir cami temeli de demeyelim, küçücük bir barakayı oluşturabilmek için 5'ler 7'lerle başlayan ekibin şu anda camimizin de neredeyse yetersiz kaldığı 150 civarında hafta sonu burada çocuklara cami dersleri veriliyor. Cami derslerinin yanında milli ve manevi değerlerimiz, kültürümüz, dilimiz, dinimiz, milli bayramlarımız, dini bayramlarımız, hepsi hakkında genelce bilgilerin verildiği, birlikte kutlandığı ve severek geldikleri bir cami ortamında çocuklarımızı buluşturmuş oluyoruz. Hocam, emeğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Burada Avrupa'daki kardeşlerimizin dün bugünleri hayal ederek yaptıkları hizmetleri yarınlara aktarabilmek için çocukları yine camilerde hizmete devam ediyorlar. İnşallah biz de üzerimize düşen bu sorumluluğu en güzel şekilde yapıp yarınlara daha güzel imkanlarda bu hizmet mahallerini bırakmak için gayret edeceğiz. Sizlere de bu imkanları bizlere sağlayan tüm cemaatimize, gurbetçilerimize, hepsine teşekkür ediyoruz. Buradakilerin gönlü Ankaralı, Sivaslı, Çankırılı olarak değil, Türkiye sevdasıyla atıyor, kalbinin bir yanı buradayken bir yanının Türkiye için çarptığını görüyor, müşahede ediyoruz. Hepsi adına Türkiye'mize, güzel ülkemize buradan selam ediyoruz. Aldık gönül heybemize, baş göz üstüne. Çok teşekkür ederim hocam. Biz sağ olunuz, ederiz. Kıymetli Mehmet Ardıç. Sağ olunuz. Kıymetli izleyenler, Almanya Mörs şehrinde DİTİB Kocatepe Mörs Camii'ndeyiz ve aslında bütün programlarda anlattığımız şeyin bir nedeni var. Hani bunca şey neden diye düşündüğünde aslında yanımızda bulunan hanımefendi ve beyefendi, anlatmaya gayret ettiğimiz bunca şeyin nedeni. Yani Türk İslam topluluğu Avrupa'da varlığını sürdürürken inancımız temelli örfü, adeti, geleneği, göreneğini yeni nesillere taşısın istiyoruz. Bunun göstergesi hanımefendi ve beyefendi, bir tanıyalım. Nedeni de zaten sizler tarafından da anlaşılacak ve ortaya çıkacaktır. İsim ne? Merhaba, benim ismim Feyza Nuriye Öztürk. 19 yaşındayım. Feyza Nuriye Öztürk. Evet. Evet. Sizin isminiz? Adım Kerim Kayıkçı. 25 yaşındayım. Evet. Aslen nereli anne baba? Sivaslı. Sivas, sizin? Trabzonluyuz. Trabzon. Peki, Sivas'a da Trabzon'a da selamlarımızı iletiyoruz. Kaç yaşında bu camiye gelmeye başladın Feyza Nuriye?
Ben şahsen 2-3 yaşlarında buraya gelmeye başladım. Evet, işte ne de diyordu ona? Kinder Moşe dedikleri, çocuk camii dedikleri işte aslında onların meyvesi Feyza Nuriye ve Kerim'di değil mi? Evet. Kerim. Onların meyvesi. Yani büyüklerimiz bu sistemleri kurup bu eğitimleri verme gayreti içerisinde eğitmenler davet edip canla başla çalışıp işte neslimizin bu hale gelmesine neden olmuşlar. Şimdi eğitimlerle ilgili de konuşalım. Doğru söyledim değil mi? Bence güzel de söyledim. Çok güzel. Aslında bunca çalışmanın ürünü bilgisiyle, örfüyle, inancıyla sizlersiniz. Yani bunca şey sizler için yapılmış ve sizlerle birlikte de yeni nesil için devam edecek. Nasılsın, iyi misinden başladık. Bir anlat bakalım o yılları hatırladığın kadarıyla ve bugüne kadar gelen süreci. Tabii ben Kindamoşe'den daha çok buraya oynamaya geldim çocuklarla. Benim annem babam zaten eskiden yönetimde oldukları için benim de hemen neredeyse tüm çocukluğum burada geçti ve gerçekten çok güzel bir zamandı. Tüm arkadaşlarımı burada tanıdım ve hepimiz de bugüne kadar daha gençlik kolundayız. Burada yetiştik, burada büyüdük. Hepimiz çok güzel vakitler geçirdik. Sonradan büyüdükçe burada derslere de gittik. Kur'an'da öğrendik, sohbetlere de katıldık. Sonradan gayet güzel anılar biriktirdik. Evet. Gözünü burada açtın aslında. Tabii. Yani senin öyle için oldu. Dünyaya açılan kapı burasıydı. Evet. Ve işte buradan açılınca gözler dünyaya burası gibi bakmak, buranın dinamikleriyle bakmak, buranın örfüyle bakmak, dünyayı böyle değerlendirdiniz. Çok da şahane oldu aslında. Öyle. Evet. Çünkü tufanlardan geçiyor dünya, bizi muhafaza edecek, inancımızla, kültürümüzle muhafaza edecek bir takım şeylere ihtiyacımız vardı ve tam da onun odandaydılar. Kerim Kayıkçı. Evet, Trabzonlu. Kerim, senin de hikayeni dinlemek istiyorum. Ben Kerim Kayıkçı, 25 yaşındayım. Mör şehrine doğdum. Burada doğdum, bu şehirde doğdum. Sonra işte okulu burada okuduktan sonra işte ilkokul, lise, matura yaptım. Sonra abiturumu yaptım burada. Ne demek o? Abitur lise düzeyi diyebiliriz. Yani Türkiye'ye kıyasladığımız zaman lise düzeyi diyebiliriz. Liseyi okuduktan sonra ben sonra Türkiye'de uluslararası ilahiyat programına katıldım. Diyanet'in bize sunduğu bir burs programına katıldım ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde ilahiyat alanını okudum. Geçen sene de mezun olduk, diplomamı aldım elhamdülillah. Burada ne yapıyorsun? Burada daha yeni mezun olduğum için henüz bir işe mensup olmadım ama işte yüksek lisans ile ilgili devam edeceğiz inşallah. Evet. Gözünü açtığın merkeze geri gelip aslında gönüllü görevlerini burada sürdürmeye devam ediyorsun. Evet, kesinlikle öyle. Var mı söylemek istediğin bir şey, eklemek istediğin bir şey? Ben aynı zamanda bu caminin gençlik kolu başkanıyım. Biz burada çok yeni diyebilirim. Gençlik kolu faaliyetlerini başlattık. İşte iki ayrı kol oluşturduk. Kızların gençlik kolu, erkeklerin gençlik kolu şeklinde. Biz burada genellikle işte cuma sohbetleri olsun, gençleri buraya toplamaya çalışıyoruz. Başka yerlerde takılacaklarına takılmasınlar diye camiye toparlayalım, cami çatı altında olalım diye. Biz burada çay, sohbet, hocamızla birlikte burada sohbetler ediyoruz. Farklı farklı faaliyetler düzenliyoruz. Ve Allah nasip ederse biz bunu işte bir umreyle taşlandıracağız inşallah. Bakalım Allah nasip ederse gençlerle birlikte. Kapımız tabii ki herkese açık. Dinlerken kıymetli kardeşlerimizi, kıymetli hanımefendiyi ve beyefendiyi dinlerken bir söz geldi aklıma, diyor ki kavmin tufanlardan geçip duruyor. Hakikaten öyleyiz dünya olarak. Tufanlardan geçip duruyor. Gözlerime baka baka aşk diyorsun diye bir söz vardır Onur Ünlü'nün. Bütün dünya adına böyle tufanlardan geçerken hanımefendi, beyefendi, onların yaşıtları yani yeni nesil aslında inancıyla, örfüyle, adetiyle, gelenek göreneğiyle sığınabileceği en güzel merkezde dünyaya yeni bir bakış açısı sunma gayreti içerisindeler. Onların üzerinde emeği geçen her kim varsa ben de şahsım adına onların ellerinden öpüyorum. Sizlere de sevgilerimi iletiyorum. Çok teşekkür ederim. Kıymetli izleyenler, Almanya Mörs Ditip Kocatepe Camii'nde çok kıymetli hanımefendilerden biri, bir eğitmen yanımızda. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Kısaca tanıyabilir miyiz sizi? Ben Aysel Aydın. Diyanet'in görevlendirmesiyle buraya uzun dönem görevli olarak geldim. Yani 5 yıl için 2018 Aralık'ta gelmiştim. Ve 10 ay sonra da inşallah görevimi, buradaki görevimi tamamlayıp Kocaeli Kartepe'ye döneceğim. Kartepe Müftülüğü'ne bağlı olarak çalışıyorum. Türkiye'ye. Aslen nerelisiniz? Aslen ben Kocaeli'de doğdum büyüdüm ama dedelerim Trabzonlu. Böyle cevap veriyorum artık.
Yani ama siz Kocaeli'de doğdunuz. Evet, Kocaeli. 10 ay daha burada göreviniz var. 10 ay daha burada görevliyim. 10 ay sonra Kartepe ilçesine inşallah dönmüş olacağım. İnşallah. Nedir buradaki göreviniz? Kaç öğrencimiz var? Hangi dersler var? Evet, buradaki görevin nedir diye sorarsanız, yani tek bir görevle bunu, tek bir görev değil çünkü burada çok kompleks bir görevle görevliyiz. Çocuk hafta sonları buradaki çocuklar camiye, aynı okul gibi hafta içi okula, hafta sonu camiye, okul için eğitime geliyorlar. Yaş ortalaması? Yaş ortalaması 7-8'den başlıyor. Şimdi Kinder Moşe'yi az önce arkadaşlar bahsetti. Kinder Moşe 4-6 yaş arası. Ondan sonra ilkokula başlayan çocuklar 1. sınıf, 2. sınıf, 3. 4. sınıf olarak böyle 4 aşamalı camiye geliyorlar. Aynı okul gibi. Yani buradaki çocukların tatili yok. Bu konuda emeği geçen her kim varsa sizinle beraber, ailelerden, öğrencilerden, eğitmenlerden, yetkililerden, sizlerin huzurunda hepsine çok teşekkür ediyoruz ve sizlere de teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. İnşallah güzel bir program olur. İnşallah sayenizde. Güzel hayırla tamamlarsınız inşallah. Allah o şekilde olsun. Diyelim. Kocaeli'ye de selamlarımızı iletelim. Selamlar. Efendim, Almanya Mörs şehrinde Ditip Kocatepe Camii'nde sizlerin selamını buradaki hanımefendilere, beyefendilere iletmiş bulunduk. Onların selamını aldık ve yola devam ediyoruz.